Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Mülk O'nundur, hamd O'nadır, O her şeye kadirdir. Sizi yaratan O'dur. Böyleyken kiminiz kafir, kiminiz mü'mindir. Allah yaptıklarınızı görendir. Gökleri ve yeri yerli yerince yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş ancak O'nadır. Göklerde ve yerde olanları bilir. Gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı da bilir. Allah kalplerde olanı bilendir. Daha önce inkar edenlerin haberi size ulaşmadı mı? İşte onlar dünyada yaptıklarının cezasını tattılar. Onlar için acı bir azap da vardır. O azabın sebebi şu ki onlara peygamberleri apaçık deliller getirmişlerdi. Fakat onlar bir beşer mi bizi doğru yola götürecekmiş dediler. İnkar ettiler ve yüz çevirdiler. Allah da Hiçbir şeye muhtaç olmadığını gösterdi. Allah zengindir, hamde layıktır. İnkar edenler kesinlikle diriltilmeyeceklerini ileri sürdüler. De ki: Hayır. Rabbime and olsun ki mutlaka diriltileceksiniz. Sonra yaptıklarınız size haber verilecektir. Bu Allah'a göre kolaydır. onun için Allah'a peygamberine ve indirdiğimiz o nura inanın. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Mahşer vaktinde sizi toplayacağı gün işte o zarar günüdür. Ancak kim Allah'a inanır ve yararlı iş yaparsa Allah onun kötülüklerini örter onu içinde ebedi kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. İşte büyük kurtuluş budur. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennem ehlidirler. Orada ebedi kalacaklardır. Ne kötü gidilecek yerdir orası. Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet isabet etmez. Kim Allah'a inanırsa Allah onun kalbini doğruya götürür. Allah her şeyi bilendir. Allah'a itaat edin. Peygambere de itaat edin. Yüz çevirirseniz bilin ki elçimize düşen apaçık bir duyurmadır. Allah ondan başka hiçbir ilah yoktur. Müminler yalnız Allah'a dayanıp güvensinler. Ey iman edenler, Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, kusurlarını başlarına kalkmaz, kusurlarını örterseniz bilin ki Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Büyük mükafatsa. Allah'ın yanındadır. O halde gücünüz yettiğince Allah'a isyandan kaçının. Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğinize olarak harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Eğer Allah'ın rızası uğruna ödünç verirseniz Allah onu sizin için kat kat artırır ve sizi bağışlar. Allah çok mükafat verendir, ceza vermekte acele etmeyendir. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. Üstündür, hikmet sahibidir.